Merhabalar değerli izleyenler. Avusturya'dan karşınızdayız. Fenerbahçe futbol alt takımımız 2024-2025 sezon öncesindeki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bugün de Avusturya kampımızın 7. günündeyiz ve teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda sabah antrenmanındayız ve futbolcularımız saha içerisinde yerlerini aldı. Elbette sizler için güzel bir sürprizimiz var. Milli futbolcularımız Sebastian Szymański ve Dominik Livakovic ilk antrenmana çıkıyor. An itibariyle milli takımdan dönüş sonrasında birkaç gün dinlenen futbolcularımız Sebastian Szymański ve Dominik Livakovic şu an antrenmanda yerini aldı ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahada. Onlar da an itibariyle çalışmalarına başlıyor. Evet, teknik direktörümüz Jose Mourinho antrenman saatini bekliyor. Hocamızla birlikte her şey dakika dakika planlı. Bu sebeple de antrenman tam dakikasında başlayacak. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sport Topukkale tesislerinde yaptığımız kamp çalışmasıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamıştık. 29 Haziran günü Romanya ekibi Petrolul Plioşti ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında 2-1 galibiyet alarak ilk hazırlık karşılaşmamızı oynamıştık. Daha sonrasında Samandıra'da Fenerbahçe Cambartu tesislerinde çalışmalarımıza döndük ve akabinde de 11 gün süren Avusturya kampı için 2 Temmuz'da yolculuğumuza başlamıştık. 2 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya kampımız devam ediyor. Yayınımın açılışında bahsettiğim gibi bugün 7. günümüz. Günün ilk antrenmanında teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün Avusturya kampımızdaki ilk hazırlık karşılaşmasını oynadık değerli izleyenler. Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 20'de oynadığımız Admira Wacker ile hazırlık karşılaşmamız 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Burada önemli olan her zaman galibiyettir ama onun kadar önemli olan şey hocamızın mentalitesi ve oyun mentalitesiyle alakalı oyuncularımızın sahaya aktarımı. Şimdi önümüzde ikinci hazırlık karşılaşmamız var. 10 Temmuz Çarşamba günü Avusturya kampımızdaki ikinci hazırlık karşılaşmamızı oynayacağız. Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak karşılaşma Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile olacak. Merkür Arena'da oynanacak karşılaşma. Öncesinde tekrar hatırlatalım. Taraftarlarımız oeticket.com üzerinden karşılaşmayı tribünden takip etmek için biletlerine ulaşabilir ve biletlerini oeticket.com üzerinden alarak tribünde yerini alabilir. Aynı zamanda karşılaşmayı televizyon aracılığıyla takip edecek taraftarlarımız için de belirtelim. Hajduk Split karşılaşmamız Espor Plus üzerinden canlı olarak taraftarlarımızla paylaşacak. Çağlar Söyüncü de antrenmanın ilk bölümünde şu anda
takım arkadaşlarıyla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcularımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürürken bizler de notlarımızı aktarmaya devam edelim. 13 Temmuz Cumartesi günü de son hazırlık karşılaşmamızı oynayacağız. Türkiye saatiyle saat 19.30'da oynanacak karşılaşma Strasbourg ile olacak. Mercury Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde tekrar hatırlatalım. Taraftarlarımız biletlerini oeticket.com üzerinden erişebilir ve biletlerini alarak tribünde yerlerini alabilir. Tribünde yerlerini almayacak taraftarlarımız Esport Plus üzerinden karşılaşmayı takip edebilir. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi ilk resmi karşılaşmamızı 23 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle saat 21.30'da İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağız. Deplasmanda oynanacak karşılaşma Thun Arena'da oynanacak. İsviçre ekibi Lugano'nun stadı tribün anlamında ve bazı kriterler anlamında yetersiz olduğu için İsviçre ekibi Thun'un stadı Thun Arena'da karşılaşma oynanacak. Herhangi bir sorun olmaması adına Lugano karşılaşmasının Thun Arena'da olduğunu belirtelim. Burada İsviçre'de yaşayan taraftarlarımız ya da çevre bölgelerde yaşayan, karşılaşmaya gelecek olan taraftarlarımıza şimdiden belirtelim. Karşılaşma Thun Stockholm Arena'da oynanacak. 23 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle saat 21.30'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk karşılaşması. Diğer karşılaşma, değerli izleyenler, 30 Temmuz'da oynanacak. Yine Salı günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle saat 19.00'da Mabedimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak değerli izleyenler. Üçüncü ön eleme durumunda, yani Lugano'yu elememiz durumunda üçüncü ön eleme kura çekimi 22 Temmuz'da, yani ikinci rövanş karşılaşması öncesinde yapılacak. Düzeltiyorum, iki karşılaşma öncesinde yapılacak. Ve üçüncü ön eleme muhtemel rakibimiz de belli olacak. Şu anda muhtemel rakiplerimiz Rangers, Slavia Prag, Salzburg ve Lille arasından olacak. Üçüncü ön eleme kura çekimi de 22 Temmuz'da belirlendikten sonra üçüncü ön eleme karşılaşmaları 6-7 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanması planlanıyor değerli izleyenler. Evet, şu anda antrenmanımız ısınma bölümüyle devam ediyor. Milli oyuncularımız da şu anda antrenmana katıldı. Sebastian Szymański ve Dominik Leokovic, Dušan Tadić de çarşamba günü çalışmalarımıza katılacak. Antrenman öncesinde de teknik direktörümüz Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bizler de Fenerbahçe TV olarak kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte sizlerle paylaşmıştık. Şu anda da sabah antrenmanımızı paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde akşam antrenmanımızı herhangi bir problem olmaması halinde, bir aksilik olmaması halinde akşam antrenmanımızdan yine canlı olarak sizlerle antrenman görüntülerimizi paylaşacağız. Şu anda Fenerbahçe TV, Fenerbahçe YouTube ve Radyo Fenerbahçe aracılığıyla bizleri takip eden taraftarlarımıza tekrar mutlu ve huzurlu bir gün, sağlıklı bir gün diliyoruz. Neşeniz daim olsun. Yeni sezon öncesi çalışmalarımızı sürdürürken Süper Lig açılış tarihinden de bahsedelim. 9 Ağustos 2024 tarihinde Cuma günü
2024-2025 sezonu Süper Ligi ilk haftası başlayacak. İlk hafta karşılaşmaları itibariyle son hafta müsabakalarımız 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak. 2024-2025 sezonunda 19 takım mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon 4 takım bir alt lige düştü ve 3 takım yükseldi ve bu 3 takım Göztepe, Eyüpspor ve Bodrum Futbol Kulübü olmuştu. Bu yeni katılan 3 takıma başarılar diliyoruz yeni sezonda. Tekrar hatırlatalım. Çarşamba günü Duşan Tadiç'te teknik direktörümüzün de belirttiği gibi yapılan çalışmalara katılacak. Duşan Tadiç biliyorsunuz uzun bir sezon yaşadığı milli takımı da dahil ettiğimiz zaman bu sebeple teknik direktörümüz Jose Mourinho bizzat kendisine izin verdi. 1-2 gün daha izin yapmasını istedi. Bu anlamda Sırbistan milli takımının da kaptanı milli futbolcumuz Duşan Tadiç de çarşamba günü itibariyle katılacak. A milli futbolcularımızın şu an izni devam ediyor. A milli takım süreci tamamlandı. Onlar da en yakın zamanda takımla beraber çalışmalara dahil olacak. Parantez açacak olursak bizler de Türk A milli futbol takımımıza bizlere yaşattığı heyecan için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kampımızda Avrupa Şampiyonası'nı büyük bir heyecanla takip ettik. Yaşattıkları gurur için bütün futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz Avrupa Şampiyonası'nda. Evet, teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde ısınma bölümünü yavaş yavaş tamamlayacağız. Ardından başka bir drille yani bir başka bir programa geçilecek antrenman içinde. Çağlar Söyüncü de yavaş yavaş yapılan çalışmalarda yer alıyor. Başarılı futbolcumuz yavaş yavaş artık sakatlık öncesi formuna kavuşmak için var gücüyle çalışıyor. Yapılan çalışmalarda Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski'nin de olduğunu tekrar hatırlatalım. Onlar da gayet iyi durumda. Kendileriyle de antrenman öncesinde biraz sohbet ettik. Onlar da yeni sezon öncesi gayet heyecanlı ve mutlu. Sabırsızlıkla yeni sezon öncesi çalışmalara katılmak istediler. Hocamızın da izin vermelerine rağmen iki oyuncumuz yapılan kamp çalışmalarımıza katıldı. Değerli izleyenler, Avusturya kampımızın 7. günündeyiz şu anda. 2 Temmuz'da başladığımız Avusturya kampımızda bir hazırlık karşılaşması oynadık. İkinci hazırlık karşılaşmamız da 10 Temmuz çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 20'de Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te olacak. Merkür Arena'da oynanacak karşılaşma için taraftarlarımız tribünlerde yerlerini alabilir. oeticket.com üzerinden biletlerini temin ederek karşılaşmayı statta takip edebilirler.
Aynı zamanda karşılaşma Espor Plus üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Bunu hatırlatalım. Bizler de Fenerbahçe TV olarak kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte sizlerle canlı olarak an be an notlarımızı ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Maç öncesi ve maç sonrasında yine bağlantılarımız olacak. Zaman zaman futbolcularımızla röportajlarımız olacak. Zaman zaman özel içeriklerimiz, özel video içeriklerimiz olacak. Bu süreçte bizler de sizler için en iyi içerikleri, en iyi bağlantıları ve en doğru bilgileri vermeye gayret göstereceğiz. Sezon boyunca da aynı şekilde sizlerle gelişmeleri paylaşacağız. Evet, futbolcularımız iki gruba ayrıldı. Bu gruplar belli bir zamandan sonra yer değişecek. Kuvvet programı ve set oyunları üzerine çalışmalar yapılacak. Bir grup topla çalışırken diğer grupta kuvvet çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra kuvvetteki çalışma yapan futbolcularımız sahaya yönelecek. Burada bütün futbolcuların en iyi şekilde verim alabilmek için teknik heyetimiz en iyi programları hazırlıyor. Evet, teknik direktörümüz Jose Mourinho oyun yapısıyla alakalı, istedikleriyle alakalı futbolcularıyla konuşuyor. Zaman zaman futbolcularımız fikirlerini paylaşıyor. Hocamız fikir alışverişinde bulunuyor futbolcularımızda. Hocamız sürekli temas halinde. Gerek futbolcularımızla gerek personeliyle an be an kampı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Adım adım yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Evet, antrenmanın ilk bölümünde futbolcularımız içerisinde Çağlar Söyüncü takımla beraberdi. Şu an bireysel ayrıldı. Bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yavaş yavaş o da takımla beraber olan antrenmanın tamamında yer alacak. Yavaş yavaş o da tedbirli bir şekilde herhangi bir sorun yaşamamak adına bireysel çalışmaları sürdürüyor. Aynı zamanda Dominik Livakovic de şu anda yerini aldı. O da kaleci antrenörlerimiz Sandro Zuic ve Yasin hocamızla beraber, Yasin Ciral'la beraber çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda hemen yanında kaleci antrenörümüz Sandro var. Dominik Livakovic ve Osman Ertuğrul çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ertuğrul Çetin de son hazırlık karşılaşmasına da Topuk Yerlisi testlerinde oynadığımız Petrol Plioşti karşılaşmasına da ilk 11'deydi. Ertuğrul Çetin de elinden geldiğince harika bir şekilde istenilenleri yapıyor. Şimdi takım arkadaşı Dominik Livakovic de katıldı. Bildiğiniz gibi gençliğimiz günlerde ne yazık ki kötü bir haber almıştık. İrfan Can Eğribayat babası Ökkeş Eğribayat'ı kaybetmişti. Biz de merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet, Eğribayat ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz tekrar.
İrfan Caner Bayat hocamız tarafından izinli bir süre gelmesini istemedi. İrfan Can Eribayat'ın dinlenmesini istedi. Ancak Eribayat en yakın zamanda çalışmalara katılmak istediğini hocamızla paylaştı. İrfan Can Eribayat da yapılan çalışmalara katılacak. Evet, hocamız Sayın Jose Mourinho şu an yapılan çalışmaları an be an takip ediyor. Az önce Çağlar Söyüncü ile beraberdi. Şimdi kaleci departmanına uğradı. Yapılan çalışmaları şu anda takip ediyor. Diğer yanda teknik heyetimizin her bir üyesi futbolcularımızla farklı çalışma gerçekleştiriyor sahada. Bir tarafta kuvvet çalışması sürerken diğer tarafta çabukluk. Sahanın bir başka bölümünde formasyonlarımız ve set oyunlarımız. Diğer yanda Dominik Livakovic ve Ertuğrul Çetin Sandro hocamızla beraber çalışıyor. Sahanın bir başka ucunda da Çağlar Söyüncü bireysel antrenmanına devam ediyor. Sağlık ekibimiz sağ kenarında yapılan çalışmaları an be an takip ediyor. Herhangi bir problem olması halinde yine müdahale edecekler. Umuyoruz ki müdahale etmelerine gerek kalacak bir problem yaşamayız. Şu anki antrenmanımızda Mert Hakan Yandaş, kaptanımız Mert Hakan Yandaş antrenmanda yer almıyor. Bireysel çalışma gerçekleştirecek. Herhangi bir problem yok, herhangi bir sakatlığı yok. Sadece ufak bir ağrısı vardı. Tedbir amaçlı bugünkü takımla beraber çalışmalarda yer almıyor. Kaptanımız Mert Hakan Yandaş da daha sonra takımla beraber çalışmalara dahil olacak. Gençlerimiz de kampta. Emir Ortakaya, Yiğit Efe Demir, Emirhan Arkutçu, Yusuf Akçiçek. Onlar da canla başla hocamızın istediklerini yerine getiriyor. Başarılı futbolcularımız Emre Mor, Luan Perez. Onlar da kuvvet çalışmasını sürdüren isimlerden bir tanesi. Sahanın diğer ucunda ise dayanıklılık çalışması var. Umut Nayır, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Sebastian Szymański de dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor. Antrenmanımız devam ederken sizlerle birlikte son detayları paylaştık. Bizler de yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken yine akşam antrenmanımızda da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Fenerbahçe futbol ağ takımımız 2024-2025 sezon öncesindeki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Avusturya kampımızın 7. günü ve sabah antrenmanı teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarımıza devam ederken bizler burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Bilgisayarınızdan Fenerbahçe YouTube lacivert paketi hemen katılmak için Chrome tarayıcısını açarak Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube kanalımıza giriş yapınız. Orta kısımda yer alan ve size özel hazırlamış olduğumuz katıl linkine tıklayınız. Açılan pop-up penceresinde en yeni ve en güncel videoların paylaşılmış olduğu lacivert paketi seçiniz ve katıl butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda ödeme bilgilerinizi doldurarak lacivert paketi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. iOS ve Android cihazlarda lacivert pakete katılmak için bu adımları izleyebilirsiniz. Orta kısımda yer alan ve size özel hazırlamış olduğumuz katıl linkine tıklayınız. En yeni ve en güncel videoların paylaşılmış olduğu lacivert paketi seçiniz ve katıl butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda ödeme yönteminizi veya ödeme bilgilerinizi doldurarak lacivert paketi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. iOS cihazlarında Fenerbahçe YouTube sarı paketten lacivert pakete geçerken sorun yaşayan taraftarlarımız bu yöntemleri deneyebilir. iOS cihazlarındaki üyelik yenileme ve yükseltme sorununu gidermek için YouTube hesabınızı kullandığınız hesaptan emin olduktan sonra telefonunuzda bulunan App Store uygulamasına giriniz. Hesap ayarları kısmından aboneliklerim sekmesine giriş yapınız. iOS cihazınızdan almış olduğunuz üyelikleriniz burada gözükmektedir. Burada üye olduğunuz Fenerbahçe YouTube sarı paket üyeliğinizi seçiniz ve tüm planları gör butonuna basarak kullanılabilir planları görüntüleyiniz. Bu pencerede üyeliğinizi lacivert pakete yükseltebilirsiniz. iOS cihazlarda yaşamış olduğunuz sorun devam ederse mutlaka Chrome tarayıcısını kullanarak üyelik tamamlama işlemlerini deneyiniz.